IPM Studio Berlin'den merhaba sevgili izleyicilerimiz. Bugün hepimizi çok yakından ilgilendiren bir başlığı ele alacağız ve karşımızda uzman bir isim var. Yer bilimci Profesör Doktor Sayın Şükrü Ersoy. Bugün kendisiyle Türkiye'nin deprem gerçeğini konuşacağız. Sayın hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Hocam Türkiye bir deprem ülkesi. Biliyoruz ki deprem dediğimizde akla gelen ilk sözcükler bizler için ölüm, kaygı, yıkım, endişe, korku oluyor. Ancak başka ülkelerde durum bunun tam tersi. Pek çok başka ülkede biz niçin bu endişeyi taşıyoruz hala? Şöyle, biz gerçekten bir deprem ülkesiyiz ama bizim kuşakta yani Alp Himalaya dağ kuşağı dediğimiz kuşak üzerinde olan Türkiye'deki depremler dünya depremlerine sadece %20'si, %80'i Pasifik ülkelerinde oluyor. Geçen aylar içerisinde Amerikalı bir bayan bana mesaj atmıştı. Ben dedi sizi medyadan buldum. Türkiye'ye gelmek istiyorum ama çok endişe duyuyorum. Gelmeli miyim, gelmemeli miyim diye. Böyle bir kaygı duyduğunu herhalde bu fazla korku pompalandığı için yurt dışına da aynı şekilde gitmiş. Ben de ona dedim ki bakın dedim beni dedim Amerika'da Kaliforniya'ya davet etseler giderim. Ama dünyanın en önemli deprem bölgelerinden bir tanesi. Aynı şekilde Japonya'ya davet etseler oraya da giderim. Yani günlük yaşantımızı etkileyecek bir şey olmaması gerek. Asıl dikkat etmemiz gereken konular başka şeyler olması gerek. Yani yapıların sağlamlığı, zemine uygun olup olmaması gibi şeyler. Yoksa bir deprem tehlikesini tamamen ortadan kaldırmak mümkün değil. Sadece depremlerin zararlarını azaltmak mümkün olabilir. Çünkü bunu zaten yapmalıyız. Düşünsenize ben size bir saat sonra İstanbul'da 7 büyüklüğünde bir deprem olacak dedim. Bütün insanları sokağa döktüm. Sokakta ne kadar yaşayabilirsiniz Allah aşkına? Yani sizin sokakta güvenliğinizi kim sağlayacak? Nereye sığınacaksınız? Ne yiyeceksiniz? Ne içeceksiniz? Eşyalarınızı nasıl koruyacaksınız? Bunu bir gün değil, aylarca, yıllarca yapmanız gerekebilir. Demek ki asıl fokus olmamız gereken konu burası değil. Asıl fokus olmamız gereken dirençli şehirler yaratmak, dirençli binalar yaratmak. Deprem kendi doğa olayı olarak hayatını sürdürsün. Ama biz de kendi hayatımızı sağlıklı bir şekilde sürdürebiliriz. Dirençli kentler yaratarak. Yoksa dünyanın deprem açısından en tehlikeli ülkesi Türkiye demek çok yanlış olur. Bu yanlış da bir bilgi olduğu için hele şu turizm sezonunda bizi çok etkileyebilir. Halbuki aynı tehlike Yunanistan'da da var. Aynı tehlike Yugoslavya'da da var. Aynı tehlike İtalya'da da var ve Güney İspanya'da da var. Dolayısıyla Akdeniz ülkeleri öyle. Daha bu yıl içerisinde biliyorsunuz Fas'ta depremler oldu. Cezayir'de olabilir, Mısır'da olabilir, Ürdün'de olabilir. Özellikle Orta Doğu'da kutsal kitaplarda geçen büyük efsanelerin, büyük söylencelerin olduğu depremleri hepimiz biliyoruz. Kutsal kitaplara girmiş ve işte ne diyor mesela? Lut kavmini helak ettik diyor. Ölüdeniz'in oradaki bir depremi anlatıyor kutsal kitaplarda. Dolayısıyla bizim bu kaderimiz ve bu kaderi mücadeleyle çok rahatlıkla aşabiliriz. Türkiye bir güçlü bir ülke. Yani teknik olarak biz çok güçlüyüz. Şunu söyleyeyim. Türkiye'deki yer bilimciler tüm dünyanın sorunlarını biliyorlar. Yani bizi herhangi birimizi dünyanın herhangi bir yerine götürdüğünüzde oranın jeolojik problemlerini çözebiliriz. O şeyimiz var. Yani bunu ben söylemiyorum. Uluslararası yayınlara, kitaplara baktığınızda Türk araştırmacılar çok önemli yerlerde ve Türkiye'nin neresinde deprem olacak, ne büyüklükte olacak, hangi aralıklarda deprem olacak biz biliyoruz. Ama depremin gününü tam olarak saatini, büyüklüğünü dünyada kimse bilmiyor. Biz değil, kimse bilmiyor. İşte bu gerçek içerisinde ülkemizi de seviyoruz. Dünyanın en güzel ülkelerinden bir tanesi. Yapmamız gereken Allah'ın verdiği bize aklı iyi kullanıp sağlam binalar yapmamız gerekiyor. Hep buradan kaçıyoruz. Yani bu konuda çok ihmallerimiz var. Son depremlerden bu yana ne gibi dersler öğrendik ya da bu yana ne kadar yol kat ettik? Bunu sormak istiyorum size. Henüz o farkındalığa eriştik mi Sayın Ersoy? Elbette bir yol aldık ama yeterince uzun bir yol almadık. Yani şöyle ki mesela İstanbul çevresinde çok büyük depremler olmuş ve medeniyetler burada yaşadığı için hepsi kayıt altında tutulmuş. Mesela bir turist olarak Ayasofya'ya
gezdiğinizde aynı bir deprem kataloğu gibi. Tüm depremler etkilemiş. Ayasofya'yı yıkılmış, sağa yıkılmış, solu yıkılmış, tekrardan yapılmış. Bunun dışında her büyük depremden sonra bilah demişiz. Artık bundan sonra akıllanacağız demişiz. Ama Türkiye'de bozulma ne zaman başlamış biliyor musunuz? Bakın bu çok önemli. Sıkça konuşmadığım konulardan bir tanesi. Türkiye'nin en büyük depremi 1939 yılında Erzincan'da olmuş. Yer kabuğu 300 kilometre boyunca yarılmış, nüfusu 28 binken 30 bin insan hayatını kaybetmiş. Bu çok büyük bir değer. Şimdiki nüfusa vurduğunuzda bu herhalde 100 binli değerlere karşılık gelebilir. Ve böyle depremi yaşadıktan sonra mecliste önemli kararlar alınmış. Çünkü 1939'dan sonra peş peşe 1942, 43, 44 depremleri gibi 7'nin üzerinde depremler olmuş ve bu depremler Bolu'ya kadar gelmiş. Yani doğudan batıya doğru büyük depremlerle mücadele etmek zorunda kalmışız. Mecliste de önemli deprem yönetmeliğine ilişkin depremle ilgili yasalar, kanunlar çıkarılmış. Çok iyi çalışmış o dönemde meclis ama 1950'lerden sonra bakın o dönemleri şöyle hatırlatayım. İkinci Dünya Savaşı'na girmiyoruz. Soğuk Savaş var ve Kore'ye asker gönderiyoruz. Sonra bir Amerikan yardımı geliyor. Türkiye'de büyük bir kalkınma hamlesi başlıyor. Özellikle İstanbul gibi büyük kentlerde ve yapı stokları artıyor. Şöyle o yapı stokları yetmiyor. Kırsal kesimden gelen, büyük kente gelen insanlara yetmiyor. Ne yapıyorlar? Gecekondu yapıyorlar. Bakın Türkiye'nin yapı stoğunun bozulma tarihi 1950'lerdir. 1966'da gecekondu yasası çıkıyor bunların düzeltilmesi adına. Ama gecekondu yine önlenemiyor. Çarpık yapılaşma, çarpık kentleşme yine önlenemiyor. 1980'lere gelindiğinde gecekondulaşma masum vatandaşların yaptığı evler olmaktan çıkıyor. Mafyanın eline geçiyor ve mafya gecekonduları satmaya başlıyor. Arazileri satmaya başlıyor. Yani bir çarpıkla kentleşme var ama dünden bugüne gelmedik. Bakın bazı yerlerde deprem olacağını da söylüyoruz, hiçbir şey değişmiyor. Size bir örnek vereyim mi? 2023 depremlerinden bir ay önce ben Hatay'daydım. Ben Hatay'lıyım. Bazı yakınlarımı da ektim bu depremde. Arkadaşlarımı da. Sağ olun. Ülkemizin başı sağ olsun. Orada Hatay depremi hazır mı diye bir konferans verdim. Yani depremden bir ay önce. Sonra içeride belediye başkanları, milletvekili arkadaşlar falan vardı. Çıkışta koluma girdiler. Dediler ki hocam çok korkutmuyor musun acaba dediler. Ya bu kadar vahim bir durum var mı? Üstelik ne zaman olacağını bilmiyoruz ki depremin dediler. Ben de onlara dedim ki yani 3 saniye içinde, 3 dakika içinde, 3 ay içinde, 3 yıl içinde mutlaka ve mutlaka büyük bir deprem olacak dedim. Yani bunu bilmekten de nefret ediyorum. Çünkü bunları söylememize rağmen herhangi bir önlemlerin alınmamış olması çok can sıkıcı. Çünkü benzer şeyi şimdi Marmara için söylüyoruz. Bakın diyoruz ki yakın bir gelecekte 7'den büyük bir deprem olabilir. Bu şimdi de olur. 10 yıl içinde de 15 yıl içinde de olabilir ama bu kumarı oynamayalım. Niye oynamayalım? Bakın Maraş depremlerinde biliyorsunuz 158 milyar dolar ekonomik kaybımız var. 53 bin insan hayatını kaybetti. 15 bin insan Suriye'de hayatını kaybetti. Bunlar korkunç rakamlar. Yani İstanbul için bunu projekte ettiğinizde nasıl sonuçlar çıkıyor biliyor musunuz? Bazı ekonomistlere göre 300 milyar dolar gibi bir kaybımız olabilir. İnsan kayıpları zaten korkunç seviyelere çıkabilir. Şimdi bunu bile bile 1999 depremlerinden sonra Marmara'da beklediğimiz deprem gerçekleşeceğini biliyoruz. Neden bu kadar yavaş davrandık? Bakın hiçbir şey yapılmadı demiyorum. Yapılanlar yeterli değil. Yani yeterli değil. Şu anda İstanbul'u korumaya yetecek bir çalışma yok. Elbette evet, pek çok ev yapıldı, pek çok şey yapıldı. Ama bu yeterli çözüm olacağı kanaatinde değilim. Endişemiz ondan kaynaklanıyor. Ha, bunu söylerken biz sarayımızda oturmuyoruz. Biz de vatandaşın içindeyiz. Her gün birlikteyiz. Biz nerede yakalayacağını bilmiyoruz ama ülkemiz için, vatandaşlarımız için üzülüyoruz. Çünkü biz bunu hak etmiyoruz. Yani biz güçlü ülkeyiz, teknik olarak güçlüyüz her bakımdan. Eğer bu soruna doğru teşhis koyduğumuz zaman inanın ki çözeriz. Ama çözecek insanlar bilim insanları değil. Bu çözecek insanlar karar vericiler, siyasetçiler. Değil mi? Yani işte bunun önünde engeller vardı, hukuksal engeller vardı kentsel dönüşümün önünde. Ekonomik engeller var. Bunları çözecek bizler değiliz. Ama biz tehlikeyi ortaya koyduk. Yani bu tehlike gerçekleştiği takdirde riskimiz büyük olacak. Şimdiden bunu söylüyorum. Evet.
Beklenen bir Marmara ve turizmde kuzeyiniz ve aslında diyorsunuz ki hani sadece İstanbul değil, sadece Marmara değil, dünyanın belini bükebilecek, belini kırabilecek diye sahip olması öngörülen ne yazık ki bir deprem etkisi, deprem olacak. Bu etkiyi biraz da konuşalım istiyorum. Onun dışında da aslında meslektaşlarımız arasında da pek çok söylen, zaman zaman olası deprem boyutlarına varacak kadar fikir ayrılıkları da yaşanabiliyor. Bazısı diyor ki hayır, beklenen kadar büyük bir deprem Marmara'yı karşılamayacak. Ama bazısı diyor ki yo, şu boyutta işte şu frekansta olacak, şiddette olacak gibi. Neler söylersiniz bu fikir ayrılıkları içinde? Antre parantez. Bu tür söylemlere gülüyorum aslında ve bunu bu tür şey, yani Marmara'da deprem küçük olacak, olmayacaktır, uzun yıllar olmayacaktır sözüne gerçekten trajikomik bir yaklaşım. Çünkü hiç tarih okumuyorlar o zaman. Yani Osmanlı tarihini bile okusalar, Osmanlı zamanında 1894 depremi var. Padişah İstanbul'da Edirne'ye gidip aylarca çadırda kalıyor. Artçı şoklardan şey olmamak için. Bunun dışında Osmanlı dönemi öncesinde de büyük depremler var ve bu sırasında büyük yıkımlar var. Bunlar hep Yiğit'in üzerindeki depremlerle gerçekleşmiş. Hatta Marmara'nın öyle bir özelliği var ki Marmara'da bir yıl içerisinde 7'den büyük 2 deprem oluşabilir. Böyle bir kapasite var. Yani şimdi Marmara niye önemli? Diğer bölgelere önemsiz mi? Marmara şunun için önemli. 1,5 milyona yakın bina var. Konut bazında baktığımızda iş yerleri de dahil olmak üzere 7 milyon bağımsız bölüm var. Bakın ne kadar fazla. Nüfus dinamik olarak bakıldığında 20 milyona yakın. Yani hareketli bir nüfus açısından. Bütün kritik tesisler burada. İstihdam kaynakları burada. Gayri safi milli hasıla dediğimiz ulusal bütçemizin %30'u buradan elde ediliyor. Ve kültürel yapılar burada. İstanbul merkezli Marmara'yı kastediyorum. Dünyanın önemli tedarik köprülerinden bir tanesi. Asya ile Avrupa ve dünya ülkeleri arasında bir tedarik köprüsü. Bu köprü yıkılırsa Türkiye etkilenmez. Dünya etkilenir. Bakın bu kadar iddialı konuşabiliriz. Dünya etkilenir. O yüzden Marmara depremini çok ciddiye almak gerekiyor. Bir de bir senaryo yapılırken böyle sevimli senaryo olmaz. Senaryonun en kötüsünü düşünürsünüz. O senaryoya göre zararları nasıl azaltabiliriz onu takdir ederiz. Bu işin içinde vatandaş da olur, karar vericiler de olur, belediyeler de olur. Çünkü bir büyük depremden sonra müdahale ekipleri sizi kurtaramaz İstanbul gibi bir yerde. Şunu da söyleyeyim, haklarını yemeyeyim. Mesela bizim müdahale ekiplerimiz dünyanın en iyi müdahale ekipleri. Çok tecrübeliler, çok deneyimli. Ama kaç tane sokağa girebileceksiniz İstanbul'da? O eski, o harabe, sosyoekonomik baskılarla yapılmış o kötü binalar, o çarpık kentin arasında kaç tane müdahale ekipleriyle insan kurtarabileceksiniz? Çözüm bu değil. Çünkü çözüm bu yara sarma şeyi. Biz artık proaktif olmak istiyoruz. Yani afetler ortaya çıkmadan önce ne yapacaksak yapalım, ondan sonra bekleyelim. Şimdi beklemek değil. Şimdi çalışma zamanı. Korkmak, herkes korkuyor. Ben de korkuyorum. Bu çok normal. Çok insani bir fonksiyon. Ama korkup bu kaygılarımızı çok büyütüp psikolojik buhrana girip günlük hayatımızı, sosyal hayatımızı etkilemesine izin vermememiz gerek. Hem çalışalım hem de günlük hayatımızı sürdürmemiz gerekir. Biz anneyiz, biz babayız, biz abiyiz. Ben üniversitede hocayım. Tüm çocuklar benim evladım. Dolayısıyla onların kaygılı olmasını istemem. Tüm vatandaşlarımız için de öyle. Yani sosyal hayatımıza devam ederken bir yandan deprem içinde ne yapabiliriz diye çalışmamız gerekiyor. Bir milli seferberlik olması gerekiyor. Biliyorum yurt dışından Türkiye'deki acıları siz uzaktan gördüğünüz zaman çok üzüldüğünüzü tahmin ediyorum. Yani bu hiç hoş bir durum değil. İşte sevimli bir durum değil. Üstelik Türkiye'de şöyle bir durum da var. Ya mutlaka büyük deprem olması gerekmiyor. Bir bakıyorsunuz 5,5 büyüklüğündeki deprem Doğu Anadolu'da, kötü yapı stoğunda hasarlar veriyor. Bu affedilir bir şey değil. Demek ki sıfır mühendislik görmüş ki bu binalar hasar görebiliyor. Yani köy evi bile yıkılmaz. Eğer kuralına göre yaparsanız köy evi bile depremde yıkılmaz. Değil betonarme, gökdelenler falan. Köy evi bile yıkılmayabilir. Biraz teknik, biraz bilim, biraz kafayı çalıştırmamız gerekiyor. Kentsel dönüşüm deyince anladığımız, algıladığımız sanıyorum yanlış bir şey. Şunu anlıyoruz. Eski binanın yıkılıp yerine yenisinin yapılması. Ancak acaba
nasıl doğru anlayacağız? Kentsel dönüşümden ne anlamalıyız? Çünkü durum çok farklı, değil mi? Çok haklısınız, çok haklısınız. Kentsel dönüşüm 2012 yılında depreme karşı güçlü binalar yapmak için yasalaştırıldı. Yani çarpık, işte kılması gereken ya da güçlendirmesi gereken binaların oluşturulması için böyle bir yasa çıkarılmıştı. Dolayısıyla bu algı hem vatandaşta hem genel bir anlayış şu. Yani şehri yenilemek ya da işte güzel mutfaklı, güzel salonlu, manzaralı evlere sahip olmak gibi algılanıyor. Bu çok yanlış. Öncelikle can güvenliğimizi sağlayan depreme güvenli binalar yapılması anlaşılması gerekiyor kentsel dönüşümde. Elbette binalarımızı da yaparken akıllı binalar yapmamız gerekiyor. Hem enerji tasarrufu hem depreme güvenli binalar olması için ve yaşanası bir ortamlar için yeni anlayışla yapılması gerekiyor. Ama kentsel dönüşümün şu tarafına da dikkat etmek gerekiyor. Kentsel dönüşüm sadece bina yapmak değil. Şehrin hafızasını da silmeyeceksiniz. Tarihsel geçmişini de silmeden yapmak gerekiyor ki o şehirde yaşamış, büyümüş insanlar o şehrin eski hallerinde de anımsamalar için bu şart. Aksi takdirde bir geçmişimizi tamamen yok edebiliriz. Kentsel dönüşüm yasası asrın projesidir. Eğer asrın projesini iyi uygulamazsanız asrın rezaleti haline dönebilir. O yüzden herkes şeffaf davranması gerekiyor. Yöneticiler, karar vericiler, belediyeler, müteahhitler çok şeffaf bir şekilde yapılması gerekiyor her şeyin. Çünkü bu inşaat konusu biraz ranta açık bir konu. Bunu önlemek için hakem heyetleri, denetim bakın ne kadar önemli. Biliyorsunuz 2023 6 Şubat depremlerinde yönetmeliğe göre yapılmış yeni binalarda yıkıldı. Modern binalarda yıkıldı. Bunun tek sebebi gerekli denetimlerin olmamasıydı. Biz en zayıf olduğumuz konulardan bir tanesi denetimler yok. Herkes bir şekilde işini hallediyor. Bu çok yanlış. Yasa bana göre değişmemesi gerekir ve bir defa Cumhuriyet tarihinde 20 defa imar affı yapılmış. Kim kimi niye affediyor? Yani ne oldu ki? Bina sağlam mı oldu ki affediyoruz o binayı? Şimdi hapishaneye attığınız insanları ıslah olmadan çıkarıyor musunuz? Çıkarmıyorsunuz. Islah olmadan imar affı ne demek? Ben bunu anlamıyorum. Biliyorsunuz 2023 depremi olmasaydı yeni bir imar affı daha geliyordu. Yani yaklaşımlar yanlış olunca çözümler de yanlış olur. Dolayısıyla memleketimizde dirençli kentler kurmak için bu kentsel dönüşüm yasasını harfiyen kurallarına göre uygulamak gerekir. Sayın Ersoy, Marmara'yı tekrar kılsak, İstanbul Marmara'nın gözbebeği, evet biliyoruz ki. Ama jeolojik yapısı itibariyle Marmara'da, İstanbul'da beklenen olası deprem neticesinde yapısı dolayısıyla belki üstünden daha fazla etki alacak bir komşu kent var mıdır Marmara içerisinde İstanbul'a komşu kent? Sizin Önce İstanbul'u söyleyeyim. lütfen. İstanbul'un merkezi kesimi, geçmiş depremler onun üzerinde yaşanmış. İstanbul'un merkezi kesiminin zemini jeolojik olarak Türkiye'nin en sağlam kayaçları üzerinde. Bakın ne kadar dikkat çekici bir cümle değil mi? Türkiye'nin en sağlam yerindeyiz. İstanbul'un merkezinde geçmişteki depremler de burada yaşandı. Şimdi şehir tabii büyüdü. Dolayısıyla periferisinde, çevresindeki zeminler merkeze göre biraz daha halk tabiriyle konuşayım, çürük zeminler. Yani bu zeminler üzerine bina yaparken zeminle yapının barışık olması adına mühendislik bir karşılığını vermeniz gerekir. Bu çok önemli bir husus. Bunu yaparsanız zemini bertaraf etmiş olursunuz. Yoksa binanın üstünün iyi olması yetmez. Temel tiplerinin ve zemine uygun olarak yapılması gerekir. Çünkü söylediklerimizi yanlış anlayabiliyor vatandaşlar bazen. Diyorum ki mesela İstanbul'un merkezi ya da Anadolu yakası Türkiye'nin en sağlam yeri diyorum. O rahat edeceğiz falan diyor. Hayır öyle değil. Türkiye'nin en çürük zemininde de iyi yapı yaparsanız size hiçbir şey olmaz. En sağlam zemininde de yapınız kötüyse yine etkilenirsiniz. Dolayısıyla bizim kaçacak, göçecek bir yerimiz yok. Ülkemiz güzel. Akıllıca işler yaptığımız zaman ne İstanbul'da, ne Marmara'da, ne diğer yerlerde depremden etkilenmeyebiliriz. Ama depremini bekleyen elbette pek çok şehrimiz var. Dolayısıyla süresini dolduran yerlerde bu depremler yaşanacak. Kaçınılmaz yani hayatımız boyunca bu depremleri göreceğiz. Önemli olan bu depremleri yaşamak değil, bu depremleri zararsız atlatmak. Sayın Ersoy, siz de belirttiniz, zemin çok önemli ama ondan da önemlisi belki zeminin dezavantajlı
dezavantajını bertaraf edebilecek güce sahip olan binanın yapısı ve bir şekilde deprem uyumluluğu. Peki yine de diyelim ki bina çok kötü yapılmış. Zemin itibariyle, jeolojik yapısı itibariyle hangi şehirler çok büyük risk altında? Eğer ki kurallara uyulmadı, yapı denetimi yeterli şekilde yerine getirilmediyse. Türkiye'de en az konuştuğumuz şeylerden bir tanesi zemin. Özellikle fayları çok konuşuyoruz. Konuşmalı mıyız? Konuşmalıyız elbette. O depremden oluşturabileceği büyüklükleri falan hep konuşalım. Fakat bazen faydan uzak olan yerlerde bile zemin kötüyse uzak depremlerden etkilenebilir. Mesela İzmir 2020 yılında o modern kentimiz, Türkiye'nin ikinci gelişmiş yeri olan İzmir'de büyük yıkımlar oldu depremden dolayı ve insanlar öldü. Kıyılarda da tsunami dalgaları geldi. Fakat bu İzmir'in depremi değildi. Medya onu İzmir depremi olarak verdi başlangıçta. Fakat anlaşıldı ki bu deprem 70 kilometre uzaklıkta Sisam Adası'nda, yani Yunanistan'ın Samos dediği, bizim Sisam dediğimiz ada üzerinde gerçekleşti. Yedi büyüklüğünde dalgalar oluşturdu ve tam İzmir'in göbeği, kıyıdaki zeminler o kadar berbat, o kadar berbat ki bu deprem dalgalarının etkisini büyüttü. Böyle bir durum var, zeminin deprem dalgalarının etkisini büyütme karakteri var. Dolayısıyla bu etki üstteki yapı stoğuna etki ederek yıkılmasını sağladı. Bakın betonarme ve binalar, yani yeni binalar ve insanlar hayatını kaybetti. Buradan şunu söylemek istiyorum. Türkiye'nin %100'ü her yerleşim alanı altından fay geçse de geçmese de uzak depremlerden etkilenebilir. Özellikle yüksek binalar henüz deprem sınavı vermedi Türkiye'de. Biliyorsunuz son 10-15 yıl içerisinde 20 katı geçen, 30 katı geçen artık gökdelenler var. Bu gökdelenlerin şöyle bir karakteri var. Uzak depremlerden de etkilenebiliyorlar. Bunun tarihsel örnekleri var. Mesela bir örnek vereyim dünyada size. 1985'te Mexico City denilen yerde, şehirde, aynı İstanbul gibi orası da sosyoekonomik baskılarla hızla gelişen ve yapı stoğuna yapıya ihtiyacı olduğu için de çürük zemin üzerinde binalar yapmışlar. 300 kilometre ileride okyanusun içinde bir deprem oluyor. Bakın 300 kilometre ileride geliyor Mexico City'nin o yüksek binalarını yıkıyor. Zeminden kaynaklı olarak. Böyle örnekler var. Dolayısıyla her zemine yapı yapılır ama hakkını verirseniz, mühendisliklerini uygun biçimde yaparsanız olur. Artık buna uyanmak gerekiyor. Yani eğitim sistemlerimizde ve mühendislerin yönetmeliklerinde tekrardan bir gözden geçirip iyileştirmeler yapmak gerekiyor. Çünkü pek çok mühendis arkadaş şu anda hapishanelerde. Hepsi de diyor ki biz yönetmeliklere uygun olarak yaptık. Bizim hapishanede ne işimiz var? Ama diğer taraftan ev yıkıldığı için insanlar ölmüş. Bunun bir şeyi olması gerek, sorumlusu olması gerek. Şimdi bu sorumluluk kimde? Türkiye'de şu günlerde en çok tartışılan konulardan bir tanesi bu. Evet. Yapı denetim burada nerede sorumluluk altında? Yapı denetim firmalarına nasıl bakıyorsunuz? Özellikle geriye dönüp baktığınızda Maraş depremi ve çevre illerde çok büyük canımızın gitmesine mal olan. Güzel bir soru aslında. Güzel bir soru. Çünkü denetim bizde işin kilit noktalarından bir tanesi. Mesela bir ev almaya kalkıyorsunuz İstanbul'da. Gidiyorsunuz, diyorsunuz ki buranın zemin etüdü var mı? Sizin önünüze bir rapor koyuyorlar. Rapor mükemmel. Diyorsunuz ki bu rapora güvenirsem ben eve girmem gerekir. Ama ben de işin uzmanı olarak biliyorum ki o raporların içerikleri doğru olmayabiliyor. Yani projesiyle yapılanlar birbirini tutmayabiliyor. O yüzden garantisi yok. İşte denetim, yani burada bir ciddi bir ahlaki erozyon var. Bunu ortadan kaldırmak gerekiyor. Yani çimento niteliğinin işte C30 inşaat mühendisi arkadaşlar daha iyi bilir. O özelliklerde, o efsafta değilse o bir betonu kullanmamak gerekir. Donatılar, demirler, aynı şekilde projeler veya zemin etütlerinin ciddi yapılması gerekir. İşte sismik izolatör yapılıyorsa, mesela şimdi şehir hastaneleri artık Türkiye'de öyle yapılıyor, güvenli olsun diye. Burada kimsenin gözünün yaşına bakmayacaksınız. Yasalar neyse harfiyen uygulayacaksınız. Çünkü doktor hata yaparsa bir hastayı öldürüyor. Mühendis hata yaparsa binlerce insanın ölümüne neden oluyor. Bu çok önemli. O yüzden hata yapma şeyimiz yok. Bu ahlaki erozyonu ortadan kaldırıp denetim faktörünü iyi çalıştırmamız gerekiyor. Bir yer bilimci
Olası İstanbul depremini tabii göz önüne alarak kendine ikametgah olarak diyorum ki muhtemelen İstanbul'da en güvenli gördüğü jeolojik olarak veya ev bina olarak yapı olarak alana yerleşir. Siz nerede ikamet ediyorsunuz? Sormak istedim. Sağ olun, teşekkür ediyorum. Anadolu yakasında ikamet ediyorum ama benim de tabii çok ciddi sorunlarım var vatandaşlar gibi. Bir defa her ne kadar istesek de çok çok nitelikli, mesela sözüm ona, tek katlı bir villada oturma şansımız olmayabiliyor. Biz de herkes gibi seçeneklerimizi, olanaklarımız ölçüsünde kullanmaya çalışıyoruz. Ben mesela 17 katlı bir binada kalıyorum. Çok da Kaçıncı sevmiyorum. Yani katlıydı? peyzaj olarak da sevmiyorum. Deprem açısından değil sadece. Çünkü o güzellikler bozuluyor. Yani bir apartman, bir siteye girdiğim zaman ben sanki mezarlığa girmiş gibi kendimi görüyorum. Bir sevimliliği yok o şeylerin. Halbuki bahçe düzenli, dört katı geçmeyen yapılar bana daha sevimli geliyor. Belki çocukluğum bahçeli bir evimizde geçtiği için çok güzel bir bahçeli evimiz vardı. Çok kardeştik ve dolayısıyla çok sevimli, güzel bir hayatımız oldu. İstanbul'da bunu tam anlamıyla bulamayınca, oturduğumuz yerde de ben burada oturduğum için insanlar diyor ki siz buradasınız, biz güvendeyiz. Ben diyorum hiç öyle güvende diye bir şey yok. Ben onu garanti edemem. Çünkü binayı ben yapmadım. Önümüze konulan raporlar gayet sağlıklı ve oturulması da bir sorun olmuyor gibi ve raporlar var önümüzde. Ama ben Türkiye'nin gelen sorunlarını bildiğim için içimden de %100 güvenmiyorum. Yani kendim etüt yapmadan nasıl bilebilirim ki? Böyle durumlar var. Ama dediğim gibi Anadolu yakası, mesela oturduğum kesim, nispeten daha sağlam. Fakat deprem de özellikle sahil bölgeleri çok etkilenecek. Hem Anadolu hem Avrupa yakasında sahil bölgeleri depremden çok daha etkilenecek. Kuzeye doğru kaydığınızda daha sağlam zeminlere doğru gidiyorsunuz. Nitekim İstanbul'da da böyle iç göçler başladı. Şehirler arası değil de işte o semtte oturmayayım da bu semtte oturayım. Ne kadar doğru taşındığınız yere bağlı. Yani nereye taşınıyorsunuz? Sadece zemin açısından değil, yapıların sağlamlığı açısından da bir garantisi var mı? Bu önemli. Aslında vatandaşın uzman olmasına gerek yok. Devletin denetim rolünü iyi üstlendiği takdirde kimsenin yerbilimci olmak gibi bir şeyi olmaz, lüksü olmaz. Şimdi hepimiz anlamaya çalışıyoruz, dinlemeye çalışıyoruz ama uzman değiliz, değil mi? Yani bir vatandaş ev alacağı zaman bir uzmana danışmak zorunda. Yani doğrusu o. Sadece mutfağına, banyosuna bakmak değil de gidersiniz bir uzmanla birlikte o evin projesiyle yapımı birbirini tutuyor mu? Zemin durumu nasıl? Zemin etütleri nasıl? Uzmanlara danışıp öyle ev almanın daha doğru olacağını düşünüyorum. Evet, şu anda fay aktivitesi göz önüne alınarak herhangi bir sinyal belki de yine göz önüne alınarak en olası, en yakın zamanda en tehlikeli yerler daha doğrusu nereler ilk etapta? Çok yer var fakat bu zamanını söylemek biraz zor. İşte batıdan başlarsak işte Balıkesir, İzmir, Aydın, Muğla, Kütahya, Çanakkale, Balıkesir buralarda deprem üretmeye yatkın çok faylar var. Mesela Marmara'da bile biz hep Marmara'nın içerisinden geçen Kuzey Anadolu fayının kuzey kolunu konuşuyoruz. Halbuki güney de çok tehlikeli. Yani Bursa'dan, Balıkesir'den geçen önemli faylar var. 7'nin üzerinde deprem verebilir. Ben size örnek vereyim. 1953 Yenicegören depremi, 1964 Mayıs depremi, 1967 Adapazarı depremi hep bu güney kolu üzerinde. Yenilerde de hem denizin içerisinde güneyde hem de karar üzerinde depremler olabilir. Yani o kadar fazla ki işte Doğu Anadolu'da Kuzey Anadolu fayının Bingöl taraflarında sıkıntılar var. Yani bu bilinen bir şey ama ne zaman olacağını bilmiyoruz. Bu 2023 depremlerinden sonra batı tarafında Adana, Maraş'ın batı tarafında, Adana'nın kuzeyinde deprem olabilecek yerler var. Malatya tarafında olabilir ama bu mesajlardan bazen o kadar yanlış ve basın şeyleri çıkıyor ki ağzımızdan çıkmayan şeyleri işte ben Malatya geçen başıma geldi. Malatya'da 8 büyüklüğünde bir deprem olacak demişim. Yani bu çok doğru değil. Biz sadece bölgelerin tehlike potansiyelini ortaya koyup söylemeye çalışıyoruz. Ama bu işte biliyor, saklıyor. 2 ay sonra deprem olacaktır gibi bir söyleme dönüşmemesi gerekiyor. Biz sadece tehlikeyi ortaya koyuyoruz. Dediğim gibi yani Konya bile sıfır tehlike değil.
İnsanlar oralara göç ettiler. Orada koskoca bir Tuz Gölü var. Tuz Gölü'nü kesen bir Tuz Gölü fayı var. Konya fayı var. Dolayısıyla hem zemin hem de faydan kaynaklı olarak Türkiye'de bütün yerleşim alanları depremden etkilenebilir. Onu bilmemiz gerekiyor. Aslında Kıbrıs'ta bir deprem kuşağı üzerinde yer alıyor. 130 yıllık bir geçmişe döndüğümüzde 15 yıkıcı deprem Kıbrıs üzerinde karşımıza çıkıyor. Kıbrıs fayı kaç şiddetinde deprem üretme yeteneğine sahiptir? Tabii Kıbrıs'ın özellikle kuzey kesiminde ciddi faylar var. Burada da 7'ye varan büyüklükte depremler oluşabilir ve oradaki depremler de yakın olan Türkiye kıyılarını da etkileyebilir. Eğer deniz içinde olursa zaten bir de tsunami dediğimiz tehlike var. Yani kıyılarımızda tsunami sadece büyük okyanusların değil, aynı zamanda Akdeniz'in, Marmara'nın yani denizlerimizin de önemli bir tehlikesidir. Deprem sonrası gerçekleşebilir ama Kıbrıs çevresinde zaman zaman depremler oluyor ve şu yakın bir 10 yıllık dönemler içerisinde büyük ve yıkıcı bir deprem görmedik ama bu görmeyeceğimiz anlamını taşımıyor. Orası da Türkiye gibi önemli bir deprem bölgesi olduğunu söyleyebiliriz. 7'ye varan depremler tabii ki olabilir. Sayın Ersoy, bir uzman olarak yapay deprem tartışmasına nasıl bir açıdan bakıyorsunuz? Ne düşünüyorsunuz? Frekansla bir depremi üretmek ya da tetiklemek mümkün mü? Tabii şöyle, özellikle mesela büyük baraj gövdeleri o bölgenin dengesini bozduğu için yakınında fay zonları varsa oraları tetikleyebiliyor. Dünya örnekleri var, ölçümlerde de bulunuyor ama o tür depremlerin böyle 7'ye varmıyor, 6 büyüklüğünde, 5 büyüklüğünde veya 4 büyüklüğünde çok sayıda depremler meydana gelebiliyor. Ama bir fay üzerinde böyle bir barajı yapmamak gerekiyor. Onu da söylemek gerekiyor. Yani yer seçimi bu anlamda önemli. Yapay deprem teorik olarak yapılabilir gibi gözü görülse de bu Tesla silahı yok işte Kahramanmaraş depremleri, şu Amerika'nın işi falan diye. Bunlar saçma sapan şeyler, komplo teorileri. Kolaycılık bence yani teknik çalışmadan kaçmak için böyle kolaycılık. Dünyada da yapılıyor bu tür haberler, yalan haberler. Biz herhangi bir yerde nükleer patlatma da olsa, deprem de olsa onun yapay mı yoksa doğal mı olduğunu o grafiklerden anlıyoruz. Hani elektrografi gibi şeyler çıkıyor ya depremden sonra o eğrilere bakarak onun doğal mı yoksa yapay mı olduğunu çok rahatlıkla söyleyebiliyoruz. O yüzden ne 1999 depremleri ne de 2023 depremlerinin ben yapay deprem olduğunu düşünmüyorum. Depremin yapay olmadığını ortaya çıkarabilecek bir teknoloji var ve Tabii, bunu tabii. kullanıyoruz hali hazırda. Tabii. O yüzden o Peki. komplo teorilerine çok riayet etmemek gerekiyor. Peki, şunu merak ediyorum. Hep bahsediliyor, faylar şu kadar yıl boyunca aktif değil, şu kadar yıldan sonra aktif hale geldi. Hep istikrarlı şekilde mi ilerliyor fayların aktivitesi? Sayın Hocam, değişemez mi? Değişebilir. Her fayın bir karakteri var. Karakter Evet. dediğimiz insanlar gibi. Yani bazı insanlar güçlüdür, iyi beslenir, 100 yaşına kadar yaşar. Bazı insanlar 50 yaşına kadar yaşar. Faylarda da şöyle bir durum var. Fayların mesela Kuzey Anadolu fayının oluşturabileceği en büyük deprem 8 büyüklüğündeki bir depremdir. Doğu Anadolu fayı da öyle. Ama Batı Anadolu'da mesela 8 büyüklüğündeki bir depremi görmek çok mümkün değil. Bu fayların karakterinden kaynaklı olarak. Bir de eğer fayı çok iyi tanıyorsanız o fayın kaç yıl aralıklarla deprem oluşturduğunu da bilirsiniz. Mesela İstanbul'dakilerin biz 250 yılda bir 7'nin üzerinde büyük deprem oluşturabileceğini kestiriyoruz bu bilimsel tahminler içerisinde. Dolayısıyla ona ilişkin diyoruz ki Marmara'da depremin tarihi çok yaklaştı. O yüzden deprem olabilir öngörüsünü buradan yola çıkarak söylemeye çalışıyoruz. Bu da genelde doğru bir yaklaşımdır. Doğu Anadolu'da mesela Maraş depremleri oldu ya 2023'te. Orada büyük bir sismik boşluk vardı. 1513'te bir deprem olmuş. Ondan beri büyük bir deprem yoktu. Orada deprem bekliyorduk. Net bir şekilde bekliyorduk. Yani hiçbir sürpriz değil. Bizim makalelerimizde, çalışmalarımızda bu tür şeyler var zaten. Dolayısıyla bunu belki vatandaş bilmiyor, belki karar vericiler bilmiyor ama zaman zaman kamuoyuna duyurarak o bölgenin deprem potansiyelini söylemeye çalışıyoruz. Sayın Ersoy, deprem kabinleri ilk aklıma gelen, çünkü deprem sonrasındaki süreçlerde insanların en çok araştırdığı şey evinde bir şekilde o güveni sağlamak, güvenli ortamı oluşturmak. Kabinlerle ilgili hiçbir görüş bulamadım, uzman görüşü bulamadım. Sizin bir düşünceniz var mı? Binalara o kadar yüksek ağırlıkta, tonlarca ağırlıkta olduğunu tahmin ediyorum çünkü. Zannediyorum çelik konstrüksiyon Evet. pek çoğu.
kabinlerin kullanımına nasıl bakıyorsunuz? Binaların statiği denilen o önemli bir ayrıntıdır çünkü. Onun etkisi nedir? Ne düşünüyorsunuz bununla ilgili? Öncelikle şöyle örnekleyeyim. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra evlere sığınak yapmaya başlamışlar. Ama hangi ülkeler sığınak yapmaya başlamış biliyor musunuz? Savaşı yaşayan değil, savaşı yaşamayan ülkeler yerleşim yerlerinde sığınak yapmaya başlamışlar. Şimdi bu deprem korkusuyla birlikte de bu tür çözüm anlayışlarını ben gerçek çözüm olarak bulmuyorum. Bir binanız tamamen yıkılmışsa bile sizin bu tür kasaların sizi koruması çok mümkün görünmüyor. Ayrı bir risk de yaratımı ayrıca yani. Tabii binanın statiğini de bozabilir ama zaten binayı sağlam yaptıktan sonra böyle bir şeye gerek yok. Her bina sallanır. Bakın amaç şu, inşaat mühendisleri binaları yaptıktan sonra şunu söylerler. Bina hasar görebilir ama yıkılmaz derler. Dolayısıyla siz o bina içerisinde depremi yaşayacaksanız sallanacaksınız. Bu arada tabii korunacaksınız. Hiç dışarıya çıkmak yok deprem süresince. Çök kapan tutun yapıp bekliyoruz. Sonrasında patlayıcı, parlayıcı, yanıcı devreleri kapatıp sokağa ondan sonra çıkıyoruz. Dolayısıyla eviniz sağlamsa zaten böyle bir şeye ihtiyaç yok. Çürükse oradan hemen kaçın. Bir gün bile beklemeyin. Yıkılacağı konusunda tereddütünüz varsa kasa masa hikaye. Bir an önce kaçın. Kendinizi çadırda yaşayın ama o binada yaşamayın. Çünkü hayatınız tehlikede. Okullarda deprem bilincinin oluşturulması konusunda da yaklaşımları nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu da çok önemli bir detay bence. Evet. Benim için. Bence hayati konu bu. Ben mesela aşağı yukarı hafta içinde çok yere gidip bu tür farkındalığı arttırıcı konferanslar veriyoruz. Bunların bir kısmı okullar, bir kısmı kuruluşlar. Ama şunu gördüm ki gittiğim konferanslarda çok dikkatli dinliyorlar, çok saygı duyuyorlar. Ama o eski alışkanlıkları atamıyorlar. Hep konuşmanın sonunda deprem olacak mı hocam ifadesinden öteye gidemiyor bizim jenerasyon. Ama ilköğretim okullarında çocuklar öyle değil. Bir şey anlattığınız zaman can kulağıyla dinliyor ve onu içselleştiriyor, davranışa dönüştürüyor. Dolayısıyla bizim hedef kitlemiz, bizi kurtaracak insanlarımız çocuklar. Yani onlara çok önem vermemiz, okul içerisinde tehlikelerle yaşamanın nasıl yapılacağını, nasıl bir survivor olacağını çocuklara öğretmemiz gerekiyor. Bu zaten ben üniversitede de söylüyorum. Şöyle bir cümlem var. Bir afetlerle ilgili ders verdiğim zaman diyorum ki sizce uygar insan kimdir? Nasıldır? Yani iyi giyinen, iyi konuşan, iyi arabalar süren, iyi evlerde oturan insanlar mı uygar insanlardır diyorum. Hayır, gerçek uygar insanlar etrafındaki tehlikenin farkında olan ve bunlara karşı bir davranış geliştiren insan bence uygar insan. Trafikte gidiyorsunuz, her an bir kaza. Metro ile gidiyorsunuz, her an bir kaza olabilir. Bir yangın olabilir. Size ihtiyaç duyulabilir. O sırada yalnızda kimse olmayabilir. İlk yardım bilmek çok etkili olabilir. İşteyse paniklemeyiz bu durumda. Yani depremlerde de öyle. Depremlerde sizi kurtaracak komşunuz. O yüzden komşularımızla iyi geçirmemiz gerekiyor. İnanın ki bu çok doğru bir cümle. Bazen ben diyorum ki sizi partileriniz kurtarmayacak, komşularınız kurtaracak. O bakımdan komşular apartmanda, mahallede dayanışma içinde olması gerekiyor ve birbirlerine karşı işte nerede toplanacaklar, evinizdeki çocuğunuzu merak ediyorsunuz. Komşunuz çocuğunuzdan sorumlu olacağı şekilde daha önce bir plan yapmanız gerekiyor. Bu önemli bir şey. Birbirinizi nerede bulacaksınız? O kadar kolay değil ki. O yüzden komşu komşunun her şeyine muhtaç. Deprem çantası hazırladın mı? Deprem çantamız var fakat benimki arabamda. Hep bagajımda çünkü araba dışarıda. Dolayısıyla daha pratik. Onun dışında yine var sanıyorum. Eşim yandan seslendi. Arabada bulunduruyorum. Ayrıca iş yerinde de benim seyyar çadırım bile var. Böyle hemen kurabilecek. Çünkü kamp hemen işte çocukları kampüse götürüp orada yaşayabileceğim şekilde şeylerimiz var. Zaten bu afet çantaları da iyi bir konuya temas ettiniz. Bireysel olarak çok değişken bir şeydir. Yani bekar yaşıyor olabilirsiniz. Çantanız içindeki farklı şeyler olur. Bir büyük bir hastanız olabilir. Bir petiniz, kediniz, köpeğiniz olabilir. Ona ilişkin ihtiyaçları koymaz. Evet, tabii yani onları alıp sokağa çıktığınızda nasıl besleyeceksiniz? Ve bu çantanızı 6 ayda bir yenilemeniz gerek. Çünkü içindeki bir konserve, bir yiyecek, bir bisküvi, hatta su bile değişebilir. O yüzden onları bile 6 ayda bir değiştirmek iyi olur diye düşünüyorum. Yani mutlaka böyle valiz gibi devasa bir çanta almaya gerek yok. Sizi
işte bir gün boyunca çok acil ihtiyaçlarınızı karşılayabilecek temel şeyleri orada bulundurmakta yarar görüyor. Uzmanların görüşü hem benim hem izleyicilerimiz için, hepimiz için çok çok kıymetli bir yere sahip. Dolayısıyla şu anda hani dediniz ya, Maraş depreminden önce de Hatay'a gitmiştim, memleketime gitmiştim. Bir ay önce orada bir konuşma gerçekleştirmiştim ve bir yeri, ya yani orayı işaret etmiştim dediniz. Şimdi aynı mantıkla bakacak olursak, Türkiye'de işaret edebileceğiniz en iyi değil, dikkat çekmek istediğiniz şehirler nereler? Bunu da duymak istiyorum noktalamadan önce. Tabii özellikle Marmara bunların başında gelmekte. Çünkü görebileceğimiz zararlar açısından bilanço ağır olabilir. Şöyle Marmara bölgesinde depremlerin büyüklüğü 7.5'a 7.7'ye kadar çıkabiliyor. Çünkü Kuzey Anadolu fayının karakteri bu. Bu da gerçekten büyük bir deprem. Çok yıkıcı olabilir. Yani Hatay Kahramanmaraş depremlerinde 7.7 idi biliyorsunuz. Yer kabuğu 300 kilometre boyunca yarılmıştı. Marmara'nın bir de üstüne üstlük deniz içinde olacağı için deprem bir tsunami dalgası oluşma tehlikesi de var. Kıyılar bu açıdan da bir tehlikeyle karşı karşıya. İşte Batı Anadolu'da depremler olabilir geniş bir alanda. Bunun dışında işte biraz önce saymıştım zaten. Doğu Anadolu'da depremini bekleyen yerler var. İşte Adana çevresinde, Malatya çevresinde bazı depremler olabilir ama yani orada deprem süresini yakın olduğunu söylemek istemiyor. Onu bilemeyiz çünkü. Sadece potansiyel olarak oralarda tehlikeli yerler olduğunu söylemek istiyorum. Peki. Sayın Ersoy, çok teşekkür ediyoruz.